Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bu akşam Kırşehir'e gideceğiz. Çok sevdiğim Cihangir abim bir çerdöver alacak. Onun anlaşmasını bitireceğiz. Sonra makineyi teslim alıp artık oradan kamyon tır bir şeye koydururuz. Şimdi geldik yakıt almaya. Bu şekil Shell'deyiz. Audi ile gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle bir araç. Audi A3 sedan versiyon, 2018 model. Bir litre TFSI dediğimiz motoru var. Çok güzel bir araç. Bakalım ne almış? 275 lira almış. İçinde var zaten, fullendi bununla. Şimdi Audi ile gidip otobüsle geleceğiz. Çünkü bunu takasta verdik oraya. Yani gidiş Audi, geliş mülteci usulü. Otobüste geleceğiz. Evet arkadaşlar, yakıtımızı doldurduk. Şimdi bir kişi daha gelecek, Levent abi. Ondan sonra yola çıkacağız yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, şimdi kişilere yaklaştık. Depomuz full. Kaç kilometre menzilde abi? 810. 810. Bakalım 850 km falan gideceğiz. Bir depo yetecek bize. Çetirne kişilerine geldik. Karşıda mülteciler mi var? Her zamanki gibi akın akın geliyorlar. Sonra da bizim köyden dışarı. Güle güle Edirne. Arkadaşlar saat 2 oldu. İstanbul'dayız, köprüye geldik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Size geçerken inşallah görünüyordur kamerada. Evet arkadaşlar, saat 3.30 oldu, mola verdik. Neredeyiz şu an? Sapanca Gölü civarındayız. Şöyle, burasını ben bilmiyorum, Berceste diye bir yer burası. Burada bir şeyler yiyeceğiz, haliyle karnımız acıktı. Şöyle bir yer. Bayağı güzel ürünler de varmış. Arkadaşlar yemeğimizi falan yedik. Buraya kadar gelmişken bu Berceste, belki size dikkat etmiştirsiniz. Açımını merak ettik. Onu da sorduk, öğrendik. Başarı, cesaret, temizlikmiş anlamı. Şekilli bir yer. Güzel, yemekleri falan güzel. Şimdi yola devam ediyoruz artık. Arkadaşlar yola devam ediyoruz. Şöyle geçeyim onu. Murat. Evet abi. Uyursan beni hemen uyandır. Uyursam seni uyandırayım. Tamamdır abi. Örteyim. Örtmeme gerek yok. Bu dalgayı çalıştırsın. Sıcak versin yeter. Hırsıyla yol devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, saat 5 oldu. Bolt'un elindeyiz. Evet, tünel de bitti. Şoförümüz değişti. Levent abi geçti. Her ne kadar kranktan görünmüyor da olsa. Sakin sakin 120 civarında gidiyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne demek abi?
şimdi? Bunu geri mi alacağız? Start'a yani? Basıyorsun abi, frene basıp. Tamam. Tamamdır. Öndeki düğmeye basıp V'ye çekiyorsun. Tamamdır abi. Hep traktörümü tanıtacağız değil mi? Ama şimdi biraz da arabayı. Şimdi de aynı önce kemerini bağla abi de. Kemer önemli. Önemli. Önce güvenlik. Şimdi kolu D'ye çek abi. Cengir baktığını biliyorum. N'ye mi çekeyim? D'ye abi. DS. Tamam, şimdi gaza bas, gidecek zaten artık o. Ne vardı gibi abi? Aynen, ne vardı o kutu ya? Bastıkça gidiyor o gibi, gittikçe gidiyor. Bunu kolu tam tersine, öteki ileri bu geri. Aynen abi. Bastıkça gidiyor. Şimdi buralar çok kış olur ha. Nasıl abi, bak bastıkça gidiyor değil mi? Vallahi çok akıllı. Evet arkadaşlar, Ankara'ya geldik. Saat 7 oldu. Şimdi bir OPET'e girelim. Hem yakıt alalım. 150 km daha menzil gösteriyor ama aşağı yukarı 200 km yolumuz var. 200 ise 100 liralık. Yeter yeter. Aa, bunu solda gördün mü? Bu senin tarafın. Sağda. Arabaya emanet yap. Kemerimizi takalım abi öncelikli. Arkada duba yok dedi. Evet. Arkası serbest herhalde. Usta şoför çıkarır onu oradan. Abi çalışmadan geçmiyor vitesler bizim, biliyorsun. Tamam, D'yi almadı. R nerede? R'yi de orada verir abi. D'yi alma şimdi. Önde Passatçık var bir tane. Evet, R'yi alacağız şimdi. Düz gel abi, arkan boşsa. Evet, freni kendi otomatik indir mi? Sal sen. Sadece yalnız direksiyon doğrula. Direksiyon çok sola kırık sanki. İndir mi ya? Yok, sen gaza bas. Ya sen gaza basınca indir o. Hmm. Hafif dokun. Evet, başarılı. Evet. Öter mi sen? Sensör var mı kendisinde? Var. Var var, şurada abi bak, görüyorsun. Ön, arka, sağ, sol filan. Çaprazlara kadar görüyor. Küt diye vurmayız yani. Şu an çok sıcakta. Şey, kaloriferi soğuğa açıyor musunuz? Nereden gideceğiz? Düz devam et abi, ilerden kavşaktan çıkacağız. Tamam, peki. Şuradan yolumuza bakalım. Aynen. Yapıştır abi kavşağı. Yolculuk böyle gündüz yapılır bu abi. Karanlıkta ne yapıyorsunuz siz böyle? Abi otobüsçülük var mıyız sende? Bende mi? Bekle abi. Aga çakmış, geliyor. Yürü. Köklek. O durağa gelmeyecek. Durun. Bas gaza gider baba. Bas gaza sen. Evet, Kırşehir şu an 182 km diyor.
Can stop etti. Evet abi, start stop izlenimleri nasıl? Alışamadım da. Biz alışmışık mı? Araba durmaz bizde yani. Stop ettik mi olmaz. Değil mi? Yani marşa zararı vardır yani. Mazot yaksın, benzin yaksın ama arabayı stop etme yani. Devamlı çalışsın. Çalışsın. Giden marştan yemeyelim. Yemeyelim. Meslek tabi minibüsçülük olunca. Aynen. Sonuna kadar minibüsçüyüz. Taşmaya başladık. 50 kilometre falan kaldı. Yaptıracağım sana. Tamam mısın abi? Ben de hazırım. Çok tamam. Rahat hissediyorum. Genç kardeşimiz direksiyonda şu an. Güven veriyor. Brother'ımız sağdaymış. Rampa yukarı verdin bana abi. Şimdi yakıt arttıracaksın. Arttırmak bilerek yaptım. 775 kilometrenin ortalaması 5.6 litre. İyi değil mi? Çok iyi. Evet arkadaşlar, siz ne diyorsunuz bu duruma? 775 kilometrede 5.6 litre yaktık. Levent abi, sen ne diyorsun bu duruma? Direksiyona oturduğun zaman yan oturacaksın, az yakacak. Bu arada evet. Arkadaşlar, Kırşehir'e geldik. Bakalım burada. Şimdi galeriyi bulalım. Kornayı yedik. Sen şimdi. Evet arkadaşlar, Memişoğulları'na geldik. Biraz aşağı dolmuş gibi. Evet. Çok yüzüm geldi bana. Arkadan tablo fotoğrafı istedik. Kaç kere bulursunuz? İlerle. Arabanın yanına yanaşsaydım. Şuraya çekelim mi? Yolu kapatmayalım. Dükkanı. Bu gece işte montu alalım. Anahtarı al. Arkadaşlar, makine bu. Şöyle göstereyim size inceden. 255 Laverda.
Arkadaşlar geldik. Memişoğulları'nda makineye baktık. Ama makine gördüğünden fazla yıprak çıktı. Yani haliyle makul derecede bile değil, yani kabul edilebilirin de üstünde bir sıkıntı. O yüzden olmadı. Bakalım şimdi bir yemek yiyelim burada. Aspava'ya geldik. Haydi abi, geliyor musunuz? Kırşehir'de böyle. Burası herhalde çarşı oluyor, bilmiyorum, şehir merkezi. Aspava'ya geldik. Gittiğimiz yerde yiyelim dedik. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Artık Kırşehir'i bırakıyoruz. Başka bir makine bulduk. Onun için de Samsun'a gideceğiz. Bir M310 var. Bakalım ona da bir göz atalım. Güzel duruyor. Anlaşabilirseler o da olabilir. Bakalım yollara yine düşelim. Evet, otogarın karşısında şöyle bir Atatürk portresi var arkadaşlar. Helal olsun. Yolculuk 12 kilometre sonra. Yolun üstüne giderken bir yürüyüşü gördük. Burada Yozgat'ta. Oraya bakıyoruz. Zaten burada TC serisinden dolu. Her yer TC. Burada var. Orada var. Arkada var. Şu yolun üstüne en az görmesi değil. 60 tane var. Adamlar her yeri güneş paneli yapmış. Şimdi geze geze Yozgat'a kadar geldik. Buradan Samsun'a geçeceğiz. Yakıt alalım. Depomuzu fullleyelim bu sefer. Yollukları aldık. Su, soda. Yakıtımızı da aldık. Şöyle 300 liralık yakıt aldık. Güzel yolculuklar. Arkadaşlar aklımıza gelmişken küçük bir yakıt hesabı yapalım. 960 kilometre oldu yol yapıyoruz Edirne'den beri. Yaktığı yakıt 400 lira. Yani şu ana kadar 400 lira yakmış bu kilometre, 960 kilometrede. Bu da ne yapar? Böldüğünüzde 40, 41 kuruş gibi bir şey yapıyor yani. 40 kuruş çok normal bir şey yani. Sonuçta benzinli araba bu. Bu şekilde bir testi de yapmış olduk yani. Tabi en son Edirne'ye döndüğümüzde total kilometre yine bakacağız ne çıkacak da. Şu an için bu şekilde yapmış. Evet arkadaşlar, Samsun'a geldik. Şimdi Terme'ye gidiyoruz. Makineleri o da görmüşken şu Türk bayrağını şöyle çekeyim. Kulesini bilmiyoruz ama biz. Küçük bir ayrıntı. Neyse, buluruz. Buradan düz gideceksek. Ben buluruz o kadar. Senin kısmeti nerede? İyi yani. Bakalım buraya kadar gelip her şey olabilir yani. Kırşehir'den bir şey çıkmadı çünkü. Bakalım buradakiler nasıl çıkacak. Arkadaşlar geldik, şimdi 310'a bakacağız.
Bugün evet arkadaşlar bayağı temiz duruyor. Nasıl abi, makinenin kralı mı? Kralı abi, çizamba. Yana var mı abi? Büyük makine, büyük makinedir. Oturmaya gidemeyiz. Pamuk gibi. Diğerleri gibi sert değil. Kilidini açıyorsun, pamuk. Uzun çalıştırma tuşları, onları tabi öğrenip pincileyeceğiz güzelce. Arkadaşlar bu da ikinci M310. Bu da çok güzel. Diğeriyle aynı, hiçbir sıkıntısı yok. Bakalım hangisi olacak, bir düşünelim, taşınalım. Bunda da 225 R modeli var. Diğerlerinden farklı olarak 4x4'müş bu. Benim de dikkatimi çekti bu 4x4 olması. Yağ banyolu bir hidrolik basıncıyla dönen bir sistem var ama yine de güzel yani. İlla faydası olur çeldikle. Arka tekerlekten tutmasını engelli. Yani ben de ilk defa görüyorum. Bu modelde ilk defa bu 4x sistemini görüyorum. Diğer makineleri görmüştüm ama bunu da ilk defa görüyorum. Levent abi gülme. Ben de bir şey diyeceğim. Tamam. Neyse, tamam. Ciddiyet, lütfen ciddiyet. Tamam. Şimdi Gören'e gidiyoruz, orada da makine bakacağız. Hadi görüşmek üzere. Evet, Ankara'nın girişindeyiz. Arkadaşlar, şimdi Balıkesir'deydik, Bandırma'da bir makine baktık, 225 Lever'da. O da olmadı, istediğimiz gibi çıkmadı.
beğenemedik yani. Şimdi bakalım başka makine bulmaya gidiyoruz. Makine çok temiz görünüyor ya. Bakalım. Konuşalım nasıl olacak. Makine güzel. Temiz kullanılmış. Bas istediğini yap bas. Evet Levent abi çalıştır gidelim. Levent abi şimdi nereye gidiyoruz? Hangi köy sıradaki? Neredeyiz biz? Tabi tarif et yerimizi. Trakya'dayız. Trakya'dayız evet. Kırklareli'ne bağlı Ayvalı köyüne gidiyoruz. Ayvalı köyü. Orada bir 2012 model LCS255'i göreceğiz. Aynı zamanda senin makinenin de aynısından. Benim makinenin kardeşi. Küçük bir not düşelim evet kardeşi. Üvey. Cihan Güvey. Emniyet kemerini takın lütfen. Güvenlik kenarımız. Anlattığımız yere geldik. Tamam mı? Makine göründüğü yani üzere. Cam. Yani sıfır desen yeri var makinenin. Bu var ya o pervane mi? Sürekli. Çok olgu ağacı muhafaza. Sadece çiçek buğday biçiyor. Kurutarım. Keyfi. Zaten orada 310 var. M300 var. Bir tane de sarılardan var. Bir tane de şimdi yeni Masef Ferguson aldı. 4, bu 5. makine. E düşünün yani. Ne kadar yoruldun siz düşünün. Boyasına bir bakın. Bak bu şey yok ya. Zerre boya zedelenme yıpranma zerre. Bak kulumuzun arasında en iyisi bu. Bakalım sonuç ne olacak. Çek çeyin de çek gövdesine falan. Geldik. Bayağı bir makineye baktık. Bayağı yol yaptık. Şimdi Levent abime de bir sorayım. Levent abi, İç Anadolu, Karadeniz, her yerini gezdik. Ege kıyılarına dayandık. Sence nasıldı makineler? Hangisine karar kılmalıyız? Şimdi Murat kardeşim, Cihangir arkadaşım da burada. İç Anadolu bölgesinde bir makineye gittik. Makine internetten çok güzeldi. Fiyatı da uygundu. Yani dışarıdan baktığımız kadarıyla.
Sonra gittik makinenin başına. Siz de gördünüz aynı şekilde. Makine sanki Kobane'den çıkmış gibiydi. Harap olmuştu abi. Evet yani. Sökmüşler, parçalamışlar. Parçalamışlar, yapıştırmışlar. Aynen, kaynakla bir daha tutturmuşlar makineyi. Evet, yani çok, çok yerinden, şaseden değil mi abi kaynaklar? Evet, evet, şaseden, önemli yerlerden yani. Sonra Yerköy'e gittik. O makineyi beğenmedikten sonra Yerköy'de bir tane 21.50 bulduk. O ne taraftaydı abi? Yozgat tarafında mıydı? Yozgat'taydı, evet. Yozgat'ta bağlı bir ilçe bu. Yerköy. Orası ağırlıkla sarı, yani Neolan makinenin bol olduğu. TC'ler oldu yani. Evet, yani sanki fabrikası var orada. O kadar bol. Orada bir tane kırmızı bulduk. 21.50. O da çok iyiydi. 2007 modeldi. Ondan sonra tabii iyi malın parası fazla oldu. Biraz o modele fiyat yüksek geldi. Oradan kararımızı değiştirdik. Yine internetten bulduğumuz çılgınlık yaptık bu sefer. Evet, bu sefer çılgınlık yaptık. Evet. Hangi bölgeden nereye sıçradık? Evet. Karadeniz bölgesine, Rusya'ya diyebiliriz. Aslan Gürcistan geçirdik abi. Batum'a gidecektik. 310'lara baktık. Onların ikisi, iki tane 310 gördük Samsung Termal'de. Güzel makinelerdi. Ama onların da işte makineden değil de sahiplerinden tarafa bir sıkıntı var gibiydi yani alım satımda. Genel olarak iyiydi ama bir çerdever alacaksanız siz diyorum, yani bu videoyu izleyen arkadaşlarıma söylüyorum, Trakya makinesi yani 224 diyorum. Kesinlikle. Evet. Yani, çamurdan çeldikçe çıksın gerekirse ama Trakya makinesi. Tabii. Yani kolluyorlar makineleri. En az kendi evladına değer verdiği gibi makinesine değer veriyor kullanan arkadaşlar, mal sahipleri. O yüzden Trakya makinesi diyorum. Selamlarımı sunuyorum. Buradan da Cihangir arkadaşıma mikrofonu uzatıyorum. Evet abi, şimdi ne yapacağız biz burada? Hangi makineye ne diyeceğiz? Şimdi bir bütçe değerlendirmesi yapacağız. Yani bütçe önemli abi. Tabii ki. Ufak iş değil yani bu, sonuçta 1000 eurolar verilen makineler bunlar yani. Aynen. Binlerce euro havada uçuşuyor. Ve biz bu işi yapmadığımız için daha önce çekiniyoruz bu işte. Evet. Yani Cihangir arkadaşım yeni bir oyuncak almak istiyor kendine. Biraz değerli bir oyuncak. Değerli bir oyuncak. Ama biraz paradan çıkacak. Yapılacak bir şey yok. O da vurdu kısmete diyelim. Kısmet. Kısmet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Evet. Yeni videolarda artık son durumun ne olduğunu hep beraber yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, böyle videolar gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Bol yorum, bol like. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.